herkes öncelikli olmak üzere. İçme suyu arıtma tesisinde de aynı şekilde. Bu telsiz rolüyle desteklenmektedir aynı zamanda. Bu akut dönemden sonra da psikososyal desteklerle ilgili çalışmalar devreye giriyor. Bundan sonra İzmir'in hangi ilçesinden olursa olsun başvuran her vatandaşımızın binasını, deprem karnesini çıkartmak için ücretsiz olarak destek vereceğiz. Her İzmirli belediyemize başvurarak depremle ilgili bu hızlı tarama hizmetinden yararlanabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin %10'unu önümüzdeki yıl itibariyle sadece depreme karşı dirençlik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ayırmaya karar verdik. Bir bu kadar yatırımı da merkezi hükümetten bekliyoruz. Çünkü İzmir'in 50 yılda birikmiş sorunlarını yalnızca belediyemizin omuzlarına yüklemek hakkaniyete uymaz. Canımızdan daha önemli ne olabilir? Aksi takdirde 6 Şubat felaketini yeniden yaşamak zorunda kalabiliriz. Ve bunun bedeli bizler için çok daha ağır olur. Hükümete diğer bir çağrımızsa müteahhitlik müessesesinin tümüyle yeniden yapılanması. Eğitimi olmayan kişilere müteahhit unvanının verilmesini derhal engellemek zorundayız. Şehirlerimizi bir grup müteahhitin değil, halkımızın menfaatleri için inşa etmek hükümetimizin de asli görevi olmalı. Hükümetin Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle yerel yönetimlere müdahale eden, bizzat kendisi icraya dahil olarak imar planları yapan bir taraf olmasını doğru bulmuyoruz. Hükümetin yerel yönetimler adına icraat yapmak yerine kural ve kanun koyucu, düzenleyici ve bu zor süreçleri maddi açıdan destekleyici görevler üstlenmesini bekliyoruz. Ülkemizdeki eski yapı stoğunun yenilenmesi için vatandaşların ve yerel yönetimlerin hibeler ve özel kredi kaynaklarına kavuşturması olmazsa olmaz. Dolayısıyla merkezi hükümet yama üretmek yerine topyekun yeni bir bakış açısıyla şehrimize, şehirlerimize yaklaşmalı. Dahası depremlerle yaşamak ve afetlerden korunmak bir ders haline gelmeli ve tüm okullarda okutulmalı.